Şanlışer, yayın tarihi henüz belli olmayan Kök isimli yeni albümünün teaserını Instagram'da dinleyicileriyle paylaştı. Selam yorgun memleketin çocukları. Gökyüzüne uzak tutun yıldızlara. Karanlık olsa da yüce yakın olan lokmasında. Artık domuz eti yenmiyor dostum şeytanın sofrasında. Muhalif partilerden de bir sik bekleme. Onlar anca tweet falan atıyorlar 10 Kasım'da. Bir icranın dibini gördüm düşüyorum dadı. Üstüme giydirme derdimi üşüyorum dadı. Düşüp ıssızlara nerede? Ararım gökteki yıldızları yerde. Divane gönlüm yorgun düşmüş. Yanmışım insanlar sessiz hüsran. Sözcükler manasız üzgün ve naçar. Onurlu insanlar sürgünde kaçak. Çaresiz yakarışlar. Ruhumu acıtırlar kara kışlar. Zormuş mutlu olmak. İnan bana saraylara olup hala mutsuz olan diktatörler tanıyorum. Gönlümden kafiler geçmiş olsa da. Tribiniz rüya. Kibiriniz rüya. Siciliniz rüya. Bizim derinemiz rüya. Sizin tribiniz rüya. Sık, günah. Her yer beton, her yer şehir. Her yerde çöp, her yer seyir. Biliyorum delirecek gibi oluyorsun, hep dertten reis, korkma. Motive, Taycan Vol. 1 adlı albümünün ikinci bölümünün 29 Kasım'da yayınlanacağını ve 20 şarkıdan oluşacağını Instagram'da paylaştığı video ile birlikte duyurdu. Ne zaman çıkıyor? Hı? Ne zaman? Ne zaman abi? Bilmem. Ne zaman? Sen biliyor musun ne zaman çıktı? Kaçında kanka, kaçında. Kaçında çıkabilir misin? Bu akşam yayınlayacağız dedi pardon. Aynen bu akşam yayınlayacağız. Bu akşam mı yayınlayacağız? Ne zaman? Ben motorda Taycan'ı dinleyeceğim. Ne zaman çıkıyordu? Taycan 29 Kasım. 20 şarkı sizlerle online. Let's go. Bir süredir yurt dışında yaşayan Tepki, Instagram hikayesinde paylaştığı fotoğraf ve açıklama videosuyla birlikte bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Arkadaşlar herkese selamlar. Böyle büyük bir kazayı ufak sıyrıklarla atlatmanın mutluluğuyla an itibariyle evimdeyim. Dün gece sarsıntı riskine karşı müşahede altındaydım. Şükürler olsun bu sabah erken bir saatte taburcu oldum. Şimdi de daha iyiyim. Verilmiş sadakamız varmış. Nazar çıktı diyelim. Her şey yolunda. Hep beraber çok daha iyi günlere yakında görüşürüz. Bütün sevenlere, destek verenlere, mesajını dönemediğim herkese çok teşekkür ederim. Killoki Instagram canlı yayınında Berkcan Güven'e yaptığı diz şarkısını dinletti. Gözünde halin sinişlerden beter. Kolbadasın 24-7. Yeni dalga siken. Benim param helal double C. Baksırımsa Chanel. Dostum bile değilsin. Rap yapan Çağrı Taner. Hop bir anda. Bu yayının ardından ise Twitter'da özür dilediği bir tweet paylaştı. Killoki, dün gece canlı yayında dinlettiğim parça için üzgünüm. Özellikle BG askerdeyken böyle bir şey yaptığım için ve sözler bambaşka yerlere çekildiği için Berkcan'dan ve ailesinden özür diliyorum. Abugat, SoundCloud'da yayınladığı 100 Bar şarkısında Killoki'ye bir gönderme yaptı. Birliymiş dokuzlusu ama onlar oyuncaklar. 10 hap yut oğlum sayıyorum koyuncuklar. 11, evet kızlar bir soyuncaklar. Polis 12 yönünde çorabına sok bir şey. 13 Killoki çaldı kapat oğlum bok işi. 14 amcık geziyorlar ama orada yok dişi. Bu şarkının ardından ise Killoki, Abugat'a yanıt olarak Instagram'da bir hikaye paylaştı. Killoki, maymun birden yüze sayabiliyormuş. 13'te aklına gelmem de bayağı gay. Dismis uğraşmıyorum. Sonra abinizi aratıyorsunuz. Abugat ise Killoki'nin Berkcan Güven'e dissi sonrası özür dilediği tweet'i değiştirerek Killoki'ye yanıt verdi. Ezel, dünyaca ünlü şarkı performans programı Colors'a konuk oldu. Programda ise 22 Kasım'da yayınlanacak olan Derdo isimli albümünün intro şarkısı olan Kedi'yi seslendirdi. Türkiye'de değilim, Germany'deyim. Gör beni, gözü gören körleri abuse'luyorum verbally. En son anlayacağınız dille konuşmayı bıraktım. En samimi dostum, her gün kaybettiğim kulaklığım söz.
Panten, Altın Kelebek adayları belli oldu. 53 adayın yer aldığı en iyi rapçi kategorisinde ise Ati242, Era 7 Capon, Batuflex, Baneva, Lizey, Kontkar, Vek, Joker, Allame, Şam, Dapoet ve Kayra gibi isimler aday gösterilmedi. Ati242 aday gösterilme işine tepki olarak Instagram hikayesinde gülücük emojisi paylaştı. Ardından ise Spotify Top 50 listesinde yer alan şarkılarını gösteren bir video paylaştı. İbrahim Tilaver, Altın Kelebek ödülleri seyirci oylamasının henüz bitmesine bir hafta varken paylaştığı tweetle birlikte oylamanın bir yalandan ibaret olduğunu belirtti. Ebo, en iyi albüm Tarkan Kuantum 51, en iyi şarkı label C5 Sezen Aksu, en iyi rapçi Ceza. Halktan gelen oylarla seçilen sanatçılar diye kandırıyorlar sizi. Daha siz oy vermeden bize ödülün kime verileceği bilgisi geliyor. Ebo'nun bu tweetinin ardından ödül sahiplerinin değiştirildiği iddia edildi. Ebo ise bu habere en iyi rapçi kategorisinin ödül sahibinin değiştiğini belirtti. Ben Fero, Türkçe rap'e yeni bir nabız lazım ya, ses tonları bile sıktı. Sıfırdan Ben Fero gibi bir çıkış gerek diyen bir dinleyiciye cevap verdi. Ben Fero, Atlanta sandınız burayı hak ettiğinizi buldunuz. Müzik, sanat, bunlar lokma dükkanı açmaya benzemez tuttu diye. Siz önce kimin sanatçı, neyin rap müzik olduğunu ayırmayı becerin. Sonra düşünürsünüz ikinci bir Fero bulmayı kendinize.